Muhterem arkadaşlar, bugün 27 Mart 2019 Çarşamba, seçimlere gitmeden önceki son basın toplantımızı yapıyoruz. İnşallah bu basın toplantımızda hayırlara vesile olur. Seçimlerde de inşallah milletimizin iradesi düzgün bir şekilde tecelli eder. Herkes de ister beğenelim, ister beğenmeyelim, milletimizin iradesine saygılı olur kanaatindeyiz. Ancak hepinizin de bildiği gibi bu seçim döneminde çok ama çok badireli konulara, hadiselere şahit oluyoruz. Dünyamızda, çevremizde bir takım olumsuzluklar var. Bunları da görmezden gelemeyiz. En önemli konulardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili olarak almış olduğu karar. Dengesiz bir insan. Ancak dengesizliği sadece dünyanın başka ülkelerini değil, en çok da bizim bulunduğumuz bölgeyi ilgilendiriyor. Sanki babasının malıymış gibi Birleşmiş Milletler'in kararlarını da hiçe sayarak Golan'ın İsrail'e ait bir toprak parçası olduğunu ilan etti. Dengesizliğinin, pervasızlığının, hak, hukuk tanımazlığının en açık göstergesi olduğu kanaatindeyim. Tabii bunun hemen arkasından da İsrail bunu büyük bir şaşayla kabullendi, kutlamaya başladı ve bunun neticesi olarak da İsrail ordusu Gazze'de İsmail Haniye ofisi başta olmak üzere birçok bölgeyi bombalamaya başladı. Bir tarafta Golan, bir tarafta Gazze. Nasıl bir dünyada yaşadığımızın en önemli göstergesi zannediyorum. Aslında Trump'ın bu tavrı İslam ülkeleri üzerinde ciddi bir etki meydana getirilmeli ve İslam ülkeleri bir araya gelerek bu pervasızlığa bir cevap vermeliydi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda bir adım attı. İslam ülkelerini bir toplantıya davet etti. Bu kadar önemli bir dönemde maalesef üzülerek söylüyorum ki bu toplantıya itibar edilmedi. Çünkü artık Türkiye'nin dış politikada bir etkisi ne yazık ki yok. Dengesiz bir politikayı da biz kendi ülkemizde maalesef yürütüyoruz. Çünkü Gazze'yi ve Golan Tepelerini sadece cılız kınamalar ve hamasi nutuklarla oradaki politikaları, Amerika'nın ve İsrail'in politikalarını değiştiremeyiz. Bunu herkes bilmeli. Çok ciddi adımlara ihtiyacımız var. Bizim şimdi İslam ülkeleri olarak beraberliği, kardeşleşmeyi, kucaklaşmayı ve adaleti tesis etmek için yola çıkmalıyız. Bu noktada ayrıca ekonomik yönden bizim İslam ülkeleri olarak güçlenmeye ihtiyacımız var. Şu anda D8'lerin yeniden canlandırılmasına ihtiyaç var. Erbakan hocamız rahmetli başbakanlığı döneminde attığı en önemli adımlardan bir tanesiydi. Adedi az, nüfusu ve gücü daha yüksek olan 8 İslam ülkesini bir araya getirerek D8'leri kurmuştu. Arkasından iş başına gelen bugünkü iktidar D8'lerin ayağa kalkması için değil, adeta mezara gömülmesi için ne gerekiyorsa onu yaptı ve maalesef şu anda etkisiz bir İslam alemiyle karşı karşıyayız. Ne zaman ki biz bir araya gelir, ne zaman ki biz kendi problemlerimizi kendimiz çözecek bir yapıya kavuşursak, o zaman İslam aleminde huzur olur, İslam aleminde
güven sağlanmış olur. Bunu kimse unutmasın. Hamasi nutuklar yetmiyor. Ama bugün iktidarın hamasetten öte yaptığı, attığı tek bir adıma ne yazık ki rastlamak mümkün değil, rastlamadık zaten. Tabii dışarıda hal böyleyken içeride ne oluyor derseniz, ister istemez son zamanlarda Türkiye'mizin gündemine düşen Rabia Naz isimli kızımız, bizi hatırlamak bize de bir vecibe haline geldi. Her taraftan ciddi tepkiler var. Buna şahit oluyoruz. Konu nedir? Giresun ilimizde geçtiğimiz yıl daha 11 yaşında bir çocuk olan Rabia Naz hayatını kaybetti. İlk önce ölümüne intihar diye bir kılıf bulmaya çalışıldı. Arkasından da ailesinin şüpheleri ve konunun üzerine gitmesi neticesinde bir otopsi yapılarak bunun bir intihar değil, doğrudan doğruya araba çarpması neticesinde meydana gelen bir kaza olduğu anlaşıldı. Kaza belki başka bir şey. Ama intihar olmadığı kesin. Acılı aile, elbette özellikle babası, bunun peşine düşüp ne olduğunu ortaya koyma gayretinin içine girdi. Bu araba çarpma hadisesinde kim var şüpheli diye bakıldığında Giresun'da önemli bir kişinin, anlaşılan çocuğu bu çarpma hadisesinde suçlu konumunda. Bu iddialar ortaya çıkınca da adeta hükümet ve yetkili bazı kesimler bunu örtbas edebilmek için bir çabanın içine girdi. Yani isim vererek söyleme ihtiyacını duyuyorum. İddia şu ki Giresun Milletvekili Nurettin Canikli bunun örtbas edilebilmesi için teşebbüse geçiyor. Babasının bu böyle bir iddiayı takip etmesi sebebiyle akıl hastası olduğu ileri sürülüyor. Adamcağız kızının hangi kazada neden öldüğünü araştırırken kendisi bu sefer akıl hastalığıyla itham ediliyor. Hastaneler başka raporları kolay kolay vermezken babasının da akıl hastası olduğu gerekçesiyle hemen hapishaneye alınıyor. Muhterem arkadaşlarım, yani insanın içi parçalanıyor hakikaten. Acılı bir aile, acılı bir baba. Yani yetkili bir insanın çocuğu böyle bir kazayı işlemiş olsa, bunda kötü bir niyet olmayabilir. Ama bunu örtbas etmeye kalkmak, fecaattir. Cinayetin kendisidir. Türkiye'de hukukun ne hale geldiğinin en açık delillerinden birisi budur diye düşünüyorum. Böyle bir mantıkla adalet yerini bulmaz ve ne yazık ki ısrarla her konuşmamızın başında birinci maddeye yerleştirdiğimiz adalet şu anda memleketimizde mumla aranır bir hale geldi. Güçlünün korunduğu, mazlumun ezildiği bir adalet sistemine adalet denmez, zulüm denir. Bunu herkes bilmeli. Geç gelen adalet de adalet değildir. Bunun arkasından onu da ekleyelim. Belki de bu gerçekler, bu iddialar ortaya atıldıktan sonra Sayın Canikli de bu konudan vazgeçebilir. Kendi yakınlarından birisidir, bilmiyoruz. Birisi midir, değil midir? Ama bu vahim iddiaların mutlaka araştırılması ve gerçeğin
ortaya çıkması lazım. Herkes biliyor ki adaletin olmadığı yerde devlet yok demektir. Osmanlı zamanında 4. Murat Koçu Bey'i görevlendirmiş bir risale yazılmıştı. Nereye gidiyoruz? Osmanlı ne oluyor diye. Koçu Bey risalesinde diyor ki devlet küfr ile ayakta durur ama zulm ile ayakta duramaz. Herhalde bugünkü arkadaşlara birisi şu Koçu Bey risalesini mutlaka okuması lazım veya okutması lazım. Aksi takdirde gidişimiz endişe verici bir boyuta geldi, ulaştı, dayandı. Muhterem arkadaşlarımız, tabii insanımız ancak, herkeste de var bu gerçek, kendi canı yandığı zaman hadiselere karşı duyarlılık tavrını ortaya koyuyor. Canı yanmazsa pek de umurunda olmuyor diyebiliriz. İşte bu sebepledir ki son geldiğimiz dönemde herkesin canını yakan, herkesi ayağa kaldıran ekonomik kriz. Bunu nasıl kabul ederlerse, nasıl, nelerle izah ederlerse etsinler, 31 Mart'tan sonra efendim eğer hükümeti destekleyen bir tavır ortaya çıkmazsa büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olacakmışız. Ya, ekonomik kriz geldi. Hala 31 Mart'ı bekleyemez bu iktidar. Şu anda Türkiye ister kabul etsinler, ister etmesinler, bir ekonomik krizin içinde kendi resmi kurumlarının rakamlarına baksalar bu yeter. Şu anda TÜİK rakamlarına göre işsizlik 4.302.000, bir de ikisi var. Neden rakamlar? Çünkü işte belli bir dönemde bir araştırma yapılıyor, tespitlerde bulunuluyor, arkasından da kesin bir rakam veriliyor. 4.302.000 işsiz insan var. Biz dolaylı yollarda işsiz olmalarına rağmen ceplerine konan birkaç yüz liradan dolayı iş aramaya çıkmayanları da katarsak işsizlik 6,5-7 milyon lira insan civarında. 6,5-7 milyon insan işsiz. Çarşıya pazara çıktığınız zaman da artık domates, biber, patlıcan öyle kiloyla satılmıyor. Gramla satılmıyor. Taneyle satılıyor. Bir domates 1,5 lira, 2 lira. Soğan şu kadar para. Tek tek. Bu bile bu arkadaşların gözünü açmaya yetmiyor. Allah rızası için ya. Bir gün tebliğ kıyafet yapsın Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl yapar bilmem ama bir de pazara gitsin. Adamlarını göndersin. Nasıl bir fecaatle karşı karşıya kaldığımızı görür. 31 Mart'ı beklemeye ihtiyaç yok. Allah selamet versin. Adaylarla aday olmayanların arasında bir fark var. Cumhurbaşkanı kriz yok diyor. Adaylar var, kriz var diyor. Ama Sayın Binali Yıldırım diyor ki bu ekonomik krizden çıkmanın yolu İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçer. Bu ne manaya geliyor onu bilmiyorum. Ama bu İstanbul'da büyük yatırımlar yapalım, işsizliği önleyelim manasına geliyorsa apı yuttuk. Niye? Zaten İstanbul nüfusunun 15-16 milyona çıkmış olması krizin önemli göstergelerinden bir tanesi. Türkiye'yi ayağa kaldırırsanız ekonomik kriz önlenir. İstanbul'u ayağa kaldırırsanız bu Türkiye'nin krizinden çıktığı, çıkacağı manasına kesinlikle gelmez. Bu gösteriyor ki iktidar bir kriz olduğunun farkında. Fakat itiraf etmekte yavaş davranıyor veya çekiniyor. Bu sebeple krize karşı ne yazık ki ne bir önlem alıyor ne de bir çözüm ortaya koyabiliyor. Hepimiz farkındayız veya değiliz.
yurt dışında da Türk lirası ile alakalı bir takım gelişmeler meydana geldi. İşte swap krizi faizleri diye bir gündem ortada. Biz 2001 yılında gecelik faizlerin bir anda %1000'lere çıktığına şahit olmuştuk. Bir anda, gece. Bir gün, iki gün, beş gün, bir hafta süreyle faizleri yükseltiyorlar ki parayı belli bir yerde toparlayabilsinler. %1 Londra Bankası Türk lirasına karşı %350 faiz aldı, başını gidiyor. %350. 31 Mart'a daha gelmedik. Kriz patlak verdi. Şimdi suçu gene başkalarına atacaklar. Ama Allah rızası için bir de kendinizi değil de ülkeyi düşünün. Ülkeyi düşünmek bizzat ülke için risk alma manasına gelir. Siz riski üstlenmez, yaptığınız yanlışlıkları görmez, problemlerin nereden neşet ettiğini anlamazsanız her attığınız adım hem ülkeye hem de kendinize zarar verir. Şu anda hakikaten bir kriz içindeyiz. Bu krizin baş müsebbibi bugünkü iktidarın yanlış ekonomi politikaları. Çünkü bugünkü şartlar altında bile kendi rantlarından başka gözettikleri hiçbir rant yok. Milletin ihtiyacı gündemlerinde değil. Eğer böyle olmuş olsaydı Türk ekonomisine güç kazandırmayacak İstanbul Kanalı'ymış, Çanakkale Köprüsü'ymüş, bilmem nerelerde yeni saraylar inşasıymış, bunların hiçbirisine tevessül etmezlerdi. Krize giren bir aile geçimini sağlayamıyorsa hiçbir baba, hiçbir anne evinin mobilyasını değiştirmeyi, bilmem arabasının modelini yükseltmeyi düşünür mü ya? Ama bu arkadaşların gözü başka bir şey görmüyor. Onun için düzeltmeleri mümkün değil. Onun için problemlere çözüm bulamıyorlar. Çünkü söylenenleri dinlemiyorlar. Tekrar tekrar söylüyoruz. Ya bir kere de bizim söylediklerimizi siyaseten sizi rencide etmek için söylenmediğini düşünün. Bir kere bizi bıraktık. Şu anda Türkiye'de ekonomi konusunda yazı yazan bir sürü uzman var. İktidarın hoşuna gitmeyen reçeteler ortaya koyuyorlar. Ya bir kere de şunları çağırın. Arkadaş ya ne diyorsunuz siz? Deli misiniz? Bu söylediğiniz olur mu? Deyin. Onlar da size neden o kanaatli olduklarını anlatsınlar. Bir kere yapın ya. Ama böyle bir işe tekebbürden dolayı mı? Ekonomiyi şunu bilin, bilmiyor bu arkadaşlar. Kimi getirirlerse getirsinler. Bu mantıkla giderse Türkiye Allah muhafaza etsin çok büyük bir ekonomik bunalımın içine girer. Kendileri durdurmasa bile o dedikleri Boğaz'mış, Çanakkale Köprüsü'ymüş, adım atamazlar bu memlekette. Ama hala saray inşaatları devam ediyor ya. Hala 11-12 tane dünyanın Amerika'dan başka hiçbir ülkesinin cumhurbaşkanına tahsis edilmiş 11-12 tane uçağı yok. Ya iki tanesini de satın. Satsak ne olur ya, bu uçaklardan Türkiye'nin ekonomisi mi düzelir? Deme. Sen böyle bir tavrın içine girersen herkes kendisine buna göre çeki düzen verir. Bugün yolsuzluk da israf da hem devletin hem AK Partili belediyelerin şaşmaz politika gerekçeleri. Şaşmıyor hiç. İsraf ve yolsuzluk simgeleri haline gelmiş. Bundan kurtulmadan Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek mümkün değil. Rakamlara bakın ve konulara
son 95 yıllık tesislerin tamamına yakınını sattılar. Şimdi geriye kalan Türkiye'nin kendisi en kıymetli hazinelerini varlık fonu altında ipotek ederek krizden kurtulmayı düşünüyorlar. Yani Türkiye'nin topraklarını, en kıymetli hazinelerini borç karşılığında ipotek edecekler. Bu Türkiye'yi satma manasına gelir. Başka türlü bunu ifade etmek mümkün olmaz. Hepimiz işte gördük. İşsizlik oranı 4 milyonun üzerine çıktı. 4 milyon 300 bin %13,5'a dayandı geldi. Bundan dolayı bundan sonra da bunun azalacağına dair hiçbir emare yok. Tarım bütünüyle çöktü. Artık insanlar şimdi 2 milyon hektar arazi ekilmiyor deniyordu. Allah muhafaza etsin, göreceksiniz ki önümüzdeki sene bu iş en az 3'e çıkacak, 4'e çıkacak. Kazanamayan çiftçi eker mi ya? Kazanamayan besici hayvan besler mi? Herkes kendi geçimini yapmak için bir faaliyetin içine girer. Ama siz hükümet için bunları kendinize rakip görürseniz aldığınız adımlar onların faaliyetlerini durdurmaları manasına gelir. Bir hükümet bu kadar aciz olur mu? Bu kadar bigane olur mu? Çiftçidir Türkiye'yi ayakta tutan. İşsizliği önleyen sanayicilerdir, müteşebbis insanlardır. Onların faaliyetlerinin devamı için devlet onların yanında olmakla mükelleftir. Bir laf var ya, kellim kellim la yanfa. Ne dersek diyelim, faydası yok. Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Onlar neyle meşgul? İftira. Aklımıza, hayalimize gelmeyecek iftiralar yapıyorlar. Ve maalesef büyülenmiş, gerçekleri görmeyen bir tabanları da var. O tabanda maalesef ne yazık ki düşünmeden her söyleneni gerçek gibi kabul ediyor. Ben buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. Türkiye bu zihniyet ile bir dönem daha gidemez. Tüketimi esas alan, israf ve lüksten vazgeçmeyen, üretmeyen bir zihniyet bu ülkenin ekonomisini toparlayamaz. Şimdi çıkıp dış güçlerden, beka sorunundan bahsetmek, gerçekleri görmemek manasına geleceği gibi göstermemek manasına da gelir. Biz bütün bu olumsuz tabloya rağmen gelecekten asla ümidimizi kesmedik. Çünkü biliyoruz ki isabetli, gerçekçi politikalarla bu gidişat süratle değiştirilebilir. Bu ülke ve bu millet nice badireleri geçmişle atlatmayı başarmıştır. Allah'ın izniyle bu süreçten de aklı selim politikalarla çıkmayı başaracaktır. Burada herkesin üzerine düşeni yapması gerekmekte, ülkemiz ve geleceğimiz için el ele vererek birlikte çalışmaya mecbur olduğumuzu bir defa daha milletimize arz etmek istiyorum. Tabii biz bütün bunları yaparken halkımızda bize karşı bir teveccühün doğduğuna şahit oluyoruz. Nereye gidersek gidelim. Sadece sosyal demokratlar, sadece milliyetçiler değil, AK Partililerin kendilerinin içinden de hay Allah razı olsun diyen yüz binlerce, milyonlarca insanımız var. Ama bu sandığa yansır mı? İşte o ayrı bir mesele. Şimdi bizim bütün çabamız bunun sandığa yansımasını sağlamak. İktidarın da çabası ne yapalım?
hangi iftiralara başvuralım ki bu millet bunların söylediklerini dinlemesin? Şimdi bütün çaba bunun üzerine inşa ediliyor. Başka bir hükümetin politikası yok. Çamurat mutlaka izi kalır. Onun için de maalesef iktidar bu seçimlerdeki ahlaksızlıkta, pervasızlıkta seviyeyi tamamen tabana indirdi. Artık kimse önünde engel tanımıyor. İftira mı? Yalan mı? Tereddüt etme. Söyle. Yeter ki Saadet Partisi'ne zarar versin. Efendim neymiş şimdi? Saadet Partisi adayları içinde PKK mensupları varmış. Şimdi en önde gelen bu oldu. Ve yalnız rakamları verirken toptan veriyor. Bütün muhalefeti alıyor. 355 tane adam varmış diyor. Ya tamam da Saadet Partisi'nde kim varmış? Onu şimdi güya rakamlarını alt başlıkları ile vermeye başladılar. Kanun açık. Taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapse hüküm giyenler, terörden mahkum olanlar aday olamazlar. Biz yapsak da yasaka buna müsaade etmez. Onun için temiz belgeleri var. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten hiç tereddüt etmiyor bu arkadaşlar. Ortalıkta şimdi MİT raporu olduğu intibanı doğuran isimler geçiyor. İfadeler de bunun istihbarat örgütü raporları olduğunu arz ederiz diyor. Böyle olduğu görüşünü takdim ederiz diyor. Demek ki bir yerlerden bilgi geliyor. Bugün bize uyguladıkları bu kıstaslara göre AK Partili adayları da bir gözden geçirsinler. 355 değil, 1355 adamın çıkacağından eminim. Niye? Geçmişte diyor ki bu falanca bir dernekte görev almış. Alabilir. Suç mu? Yok. Falanca partiye girmiş. Suç işlemiş mi? Yok. Şimdi böyle bir mantıkla gidilebilir mi? Bu aynen şu anda işte hani bir 15 Temmuz kalkışması, bir FETÖ silahlı terör örgütü iddiaları var ya, kendilerindenseniz ya siz zaten suça iştirak edemezsiniz ki. Kendilerinden değilseniz, selam bile vermiş olsanız hapı yuttunuz, hemen giriyorsunuz. İşinizden oluyorsunuz. Masum olduğunuzu ispat etseniz vazifenize geri dönmeniz mümkün değil. Böyle bir hukuksuzluk olur mu ya? Aynısını şimdi PKK iddiasıyla örtmeye kalkıyorlar. Birkaç tane örnek burada sizlere arz etmek istiyorum. Adaylarımızdan birisi 1990 yılında İnsan Hakları Derneği içinde yer almış. 1990'da. Bir diğer adayımız ise Kepez'de güya PKK'dan dolayı tutuklanmış. Haber bu. Peki gerçek ne? Bırakın tutuklanmayı. Hakkında açılan bir dava bile yok bu arkadaşlar. Bir başka iddia, daha önce HDP'de siyaset yapmış adaylarımız varmış. Eğer bu bir suçsa başta daha önce HDP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Metiner başta olmak üzere AKP'li isimler hala AK Partisi'nde AKP'de önde politika üretiyorlar. AK Partisi'ni savunuyorlar. AK Parti'yi temsil ediyorlar. Önce onlarla ilgili bir karar alsınlar bakayım alabiliyorlar mı? O adalet onu gerektirir ama adalet bu arkadaşların civarından bile geçmiyor ki. Muhterem arkadaşlarım, herkes bilmeli ki biz bugün siyasete girerken elbette AK Parti tabanında olduğu gibi diğer bütün partilerin tabanından da oy almak üzere çıkıyoruz. Nereden gelecek bize oy? Elbette bugün siyaset içinde, siyasette aktif olmasa bile seçimlerde oyunu kullanan vatandaşlardan gelecek.
Başta biz AK Parti oylarına da talibiz. Bu politikanın yanlış gittiğini, insanların iyi niyetle verdikleri oyun istismar edildiğini söyleyerek biz oy istiyoruz. Bunda bu gayet tabii bir iş. Şimdi bundan dolayı HDP'de siyasi bir parti mi? Parti. Bütçeden pay alıyor mu? Alıyor. Biz HDP'nin de, yani bunu ben böyle partilerin ismini saymayı mecbur hale getiriyor HDP'yi bahsedince. AKP'nin de, MHP'nin de, İYİ Parti'nin de, CHP'nin de, diğer partilerin de isimleri çok duyulmasa bile tabanlarından oy almayı istiyoruz. Onları rencide etmek için değil, biz bu tür ülkenin problemlerine daha doğru çözümler üreteceğimize, bu ülkenin problemlerini hakikaten kökten çözeceğimize inandığımız için. Eğer bu suçsa, o zaman siz deyin ki şu sebepten dolayı bu suç. Biz de anlayalım. Başka yerde siyaset yaparken meşru olacak. İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım HDP oylarına talibim diyecek. Ama siz başka bir yerde o oylara talip olan olursa siz teröristleri bünyenize davet ediyorsunuz diyeceksiniz. Bu ne aymazlık ya? Pes demekten başka bir şey kalmıyor. Vatandaşı doğrudan doğruya tehdit ediyorlar. Siz seçseniz bile biz bunları yarın görevden alırız diyorlar. Şimdi aklıma bir laf geldi ama onu söylemeyeyim. Ama bu iş böyle gitmez. Bu küstahlıktır. Vatandaşı tehdittir. Senin oyun bir kıymeti yok diyor iktidar. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir demokrasi anlayışı olur mu? Böyle bir seçim olur mu? Ama bu millet bunların bu hakaretlerine, bu haksızlıklarına, bu tehditlerine göreceksiniz hiç ama hiç kıymet vermeyecek. Biz bunu 1989 yılında yaşadık. Bu kadar ileri gitmemişti. Sadece eli kolu bağlı belediye başkanları istiyor musunuz diye Sayın Rahmetli Özal afişlerle Türkiye'yi donatmıştı. Bu millet dedi ki evet biz eli kolu bağlı belediye başkanlarına razıyız. Senin başkanlarına kıyas edildiği zaman. Açık söylediler. Malatya hariç bütün Türkiye'yi kaybetti Özal. Bunlar da kaybedecekler. Korkunun ölüme faydası yok dememizin sebebi bu. Muhterem arkadaşlarım, bu güç bende yeterli olduğum, yeterli çoğunluğum var. İstediğimi yaparım mantığı ile hareket edenler yarın kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşerler, bunu bilsinler. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Yerel seçimlere 4 gün gibi kısa bir süre kaldı. İfade ettiğimiz gibi 4 gün sonra inşallah ülkece sandık başına gideceğiz. Seçim satım haline girdik gireli gerek genel merkez gerekse il ve ilçe teşkilatlarımız gecelerini gündüzlerine katıp çalışma yaptılar ve yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şu mesajı biz başlangıçta bütün teşkilatlarımıza vermiştik. Bir, biz ille de parti teşkilatlarımızın içinden çıkma insanları aramıyoruz. Bizim prensiplerimizi benimseyen yeni adaylar, seçilebilecek adaylar arıyoruz. Ve biz bundan dolayı da bu adayları bulduktan sonra seçime kadar şartlar ne olursa olsun kazanacağız ümidiyle çalışacağız, çabasıyla. Nereye gitsem her yerde bu manzarayı görüyorum. Ben teşkilatlarımızı bu kadar canlı, bu kadar ayakta emin olun uzun zamandır görmedim desem yeridir. Bundan dolayı bütün teşkilat mensuplarımızı canı yürekten kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Burada aziz milletimize de sesleniyorum. İsterdik ki ahlaki sınırlar çerçevesinde bir seçim süreci geçirelim. Ne yazık ki bu iktidar bu seçim sürecini seçimden çok bir savaşa
dönüştürmeyi başardı. Ama biz 80 milyonu kardeş biliyoruz. Bize oy verseler de vermeseler de 80 milyonu kucaklamayı bir vazife olarak görüyoruz. Seçimler gelip geçicidir. Bu seçim ne son seçim olacak ne de ilk seçim olacaktır. Herkes bilmeli ki makam ve mevkiler de kimseye mülk değildir. Herkes geçicidir, gelip geçicidir. Her makam gelip geçicidir. Az bir dünya menfaati için insanlarımızı birbirine düşman ilan etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ben aziz milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Bu seçimleri birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde geçireceğimize inanıyorum. İnşallah yerel seçimler ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olur diyorum. Ancak seçimden önce son basın toplantısını yaptığımız için de milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün milletimize sesleniyorum. Hukuksuzluktan bunalan kardeşlerim, seni saadete oy vermeye davet ediyorum. Kanun hükmünde kararnamelerden mağdur olan kardeşim, seni saadete oy vermeye davet ediyorum. Kutuplaştırmadan rahatsız olan kardeşlerim, sizleri saadete oy vermeye davet ediyorum. Ezilen, horlanan işçi kardeşim, seni saadete oy vermeye davet ediyorum. Ay sonunu getiremeyen memur kardeşim, seni de Saadet Partimize oy vermeye davet ediyorum. İşsizlikten bunalan, çaresizlik içine düşen kardeşim, seni de saadete oy vermeye davet ediyorum. Markette poşetini dolduramayan kardeşlerime sesleniyorum. Sizleri de Saadet Partimize oy vermeye davet ediyorum. Ekinleri para etmeyen çiftçi kardeşim, senin de tek çözümünün Saadet Partisi'nde olduğuna inanıyor. Saadet Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. Kepenk kapatma aşamasına gelmiş esnaf kardeşim, bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Saadet Partisi'ne oy vermek olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Üretimden gelir elde edemeyen sanayici kardeşim, seni de oy vermeye davet ediyorum. Kredi, borç, faiz altında ezilen kardeşlerim, 80 milyon sizlerin hepinizi Saadet Partimize oy vermeye davet ediyorum. Gün Türkiye'yi yönetenlere ihtar verme günüdür diye düşünüyorum. Şımarıklığa, güç zehirlenmesine dur demenin zamanı geldiğine inanıyorum. Gün belediyelerimizi ranttan, adaletsizlikten, adam kayırmadan, partizanlıktan kurtarma günüdür diye ifade ediyorum. Biz her kesimin oyuna talibiz. Bunu bütün milletimiz bilmelidir diye düşünüyorum. Biz her kesimin sesi olarak ilkeli siyaseti sürdürmekte kararlı olacağız. Bunu da bütün milletimizin bilmesini istiyorum. Saadet Partisi'ne verilen her oy geleceğinize, huzurunuza vesile olacaktır. Buna da inanıyorum. Bu seçimlerin memleketimiz, milletimiz, bölgemiz, bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir hafta sonra daha güzel bir gün vesilesiyle bir araya gelmeyi de tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
sorusu olan varsa, Fırat burada vardır mutlaka. Evet, buyur. Efendim? Şeyin trene baktığı gibi bir ifade kullandılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Öncelikle onu söyleyeyim. Ya siz tabii bunları söyleyince biz onların seviyesine düşerek insanlarımızı tarif etmek istemiyoruz. İnsanlarımız aldatılıyor. İnsanlarımız yanıltılıyor. Ve inanıyorum ki bir gün bu insanlar gerçekleri görecekler. Onlar gibi olmadıkları, onların tarif ettikleri gibi olmadıklarını da onların yüzüne haykıracaklar. Bu haykırışın inşallah sandıkta tecelli etmesini ümit ediyorum. Biz onların seviyesine düşerek milletimize de öyle bakmayız. Kimseyi de o gözle görmeyiz. Evet. Ha, doğru verecekler, ben inanıyorum yani hiç. Ama o dedikleri adi diye tarif ettiği kim, onu millet görür diye ümit ediyorum. Ya bunlar aslında, ben tabii şimdi benim evladım seviyesinde Mehmet. Tanıyorum. Tarım Bakanımız, babasını da rahmetli iyi biliyorum, aileyi biliyorum. Yani bu ifade ona yakışmamış. En azından onu değiştirsin, düzeltsin. Yanlış söyledim desin. Birisinden özür dilesin. Bu çok yanlış, çok ağır bir ifade olmuş. Ama biraz önce de söyledik. O laf döner, kendilerini bulur neticede. İnsan kendini tarif eder bir şey söylerken. Evet. Evet. Için. Bilgiler Katar ordusunun eline geçer. Öyle ki obüsleri çalıştıramama riskimiz bile var demiş. Hani kitleye evet. Bilgilerle. Yani bu tabii ben hala aklım almıyor. Bu adeta bizim yani ordumuzun, şimdi siz düşünün bu neye benzer biliyor musunuz? Uçaklarımız var. Uçak ne? Havada uçuyor. Ufacık bir ihmal, ufacık bir arıza bir uçağı ve pilotunu kaybetme manasına gelir. Hiçbir ordu kendi uçaklarının bakımını kim olursa olsun başka bir ülkeye temsil eder mi? Teslim eder mi? Kim olursa olsun dostluk falan burada söz konusu olmaz. Tanklar da aynı mahiyette savaş araçlarıdır. Siz bunun bakımını başkalarına teslim edemezsiniz. İşçimizin verdiği mesaj bu. Bizi alet etmeyin kendi emellerinize diyor. Ama dediğim gibi kulak asmadıktan sonra işçilerimizin sözleri de pek de büyük bir mana ifade etmiyor anlaşılan. Ümit ederim ki bundan ders alır ve vazgeçerler. Onları da tanıyoruz. Biz hocam tarif etmişti kimler olduğunu, geçmişiyle ilgisi kalmayanların. Ya Allah rızası için Milli Görüş'ü Erbakan Hoca başlattı. Erbakan Hoca Saadet Partisi Genel Başkanı olarak hayata gözlerini yumdu. Erbakan Hoca vefatından önce bunların kim olduğunu öyle gizli kapaklı, imalı değil, açık, net ifadelerle dile getirdi. Bir aynaya baksınlar. Yeter. Teşekkür ediyorum. Herhalde başka bir şey yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Seçimlerinde milletimiz, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.